örgüt, depremlerin sağlık üzerindeki kısa süreli ve ani etkisi kadar çok sayıda insanı uzun süreyle etkileyen sağlık sorunlarını tetikleme potansiyeli de olduğunu vurguladı. Bugün depremin üzerinden tam bir hafta geçti. Havanın soğuk olmasına rağmen birkaç gündür bazı bölgelerde ceset kokularının yükselmeye başladığı bildiriliyor. En çok dile getirilen korku ise bir salgının ortaya çıkması. İyi Parti lideri Meral Akşener, özellikle çöplere işaret ederek, "Toplanamıyorsa kireç dökülmeli yoksa kemirgenler başlar. Biz bunu İzmit depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum," dedi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın deprem bölgesindeki 10 ilde yaşanabilecek muhtemel sağlık sorunlarına ilişkin çarpıcı tespitleri şöyle: "Direkt enkaz altındaki cesetlerden bir hastalık bulaşması söz konusu değil. Ancak orada bir sürü hayvanlar var, köpekler var, cesetleri parçalayabilirler. Dolayısıyla bu yolla herhangi bir mikrop, bakteri ortama saçılırsa bu etkileyebilir. Havanın soğuk olması bunu geciktirir. Bu çok büyük bir tehlike değil. Biz daha önceki depremlerden biliyoruz, Gölcük depreminde gördük. Henüz çıkmadılar ortaya ama şu andan itibaren aç kalınca kemirgenler çıkacak ortaya. Sıçanlar, fareler. Bunlar insanları ısırabilir. Depremlerde altyapı parçalandığı için bunlar çok sayıda ortaya çıkabilir. Kemirgen ısırmalarıyla çok sık karşılaşabiliriz. Tabi insanın aklına ilk kuduz geliyor. Türkiye'de kemirgenden kuduz riski yok. Ancak tabi bir kemirgen ısırdığı zaman önerdiğimiz belli bir antibakteriyel tedavi var, onu başlıyoruz ama kuduz riski asıl başı boş köpeklerden doğacak. Bunlar barınamadığı için kuytu bir yer bulursa, burada yarasa tarafından ısırılabilir. Kuduz olabilir. Bunların ısırmaları kuduz yönünden risk oluşturacak. Deprem bölgesinde bu olaylar normal yerlere göre çok daha sık görülür. Onun için temas öncesi aşılama öneriyoruz ama bırak temas öncesini, temas sonrası aşılamada bile sıkıntı var, dolayısıyla ne yapıp edip kuduz aşısını temin etmeleri lazım. Yurt dışından ihaleye falan bakmadan bir an önce oradaki insanlara yetecek kadar miktarda, o bölgede kalan nüfusa bakıp, onların hepsi risk altında diye düşünsen bile. En azından bunların %20'si kadar bir kuduz aşısı temin edilmesi lazım. İkincisi, depremde en çok korktuğumuz şeylerden biri de tetanozdur. Çünkü bu yıkıntı altından çıkarılan yaralıların tamamına, eğer bir şekilde 5 yıl içinde tetanoz aşısı olmadığı öğrenilebilirse hemen çıkarılır çıkarılmaz yapılacak ilk işlerden biri tetanoz aşısı yapmak olmalı. Fakat maalesef Türkiye'de bazı dalavereler nedeniyle aşı üretilemiyor. Türkiye'de üretilen, önce Türkiye'de üretiyoruz yerli, milli aşı diye övündükleri aşı üretim tesisini 2 ay önce Sağlık Bakanlığı gitti mühürledi, burası uygun değil diye. Sinovac'ı getiren Cayman adlı firmaya bu işi verdiler. Hindistan'dan difteri, tetanoz ve hepatit B aşısı getirecekti.